Avrupa'da yaşayan Almanya'da yaşayan bir gurbetçi neden kendi işini kurmak istiyor? Sevgili arkadaşlar, neden bu insanlar özgür olmak istiyor? Neden başkalarının emrinin altında çalışmak istemiyor? Neden artık boğazına kadar geliyor? Yeter artık diyor. Neden diyor bunu? Bununla alakalı ben bir hatıramı anlatmak istiyorum. 19 yaşındayım, üniversite okuyorum. Kendi iş yerim var, dükkanım var, para kazanıyorum. Dükkanım var. Yani cep telefonu satıyorum, bilgisayar satıyorum, aynı zamanda kuyumculuk reyonu var küçük bir dükkan ama iş yapıyor. Neden? devamlı danışanlarım da geliyor o dönemde. Onlar da ayıp olmasın diye benden alışveriş yapıyor. Yani ücret ödemiyorlar, danışıyorlar bir şeyi, soruyorlar. Ben cevap veriyorum çünkü üniversite okurken aynı zamanda iktisat psikolojisi ikisi de olduğu için o konularda soru sorulduğunda ben de onlara cevap veriyorum. Ayıp olmasın diye benden ürün alıyorlar. Tamam mı? Ben 19 yaşında iş sahibim, para kazanıyorum. Üniversite okuyanların ayrı bir şeyi var. Yani Loğunşto'ya vergiyi az ödeyerek bir yerlerde çalışmak hakları var. Werk student diyorlar bunlara. Benim arkadaşlarım, üniversite okuyan arkadaşlarım bir yerlerde çalışıyorlar. Neyse ben 21 yaşına kadar bir yerde hiç çalışmadım. Sonra bir gün arkadaşlarımın ısrarıyla bana dediler ki bak bir yerde biz çalışıyoruz. Çok memnunuz. Saat ücreti 36 marka geliyor. 36 mark iyi para. O zaman ortalama 20 mark alıyor herkes. En fazla 20 mark alıyorlar. Ben 36 mark alacağım. Çok iyi. Tamam dedim ya. Ben zaten dükkanı 6.30'da kapatıyorum. buçuk sonra beraber gideriz. Dediler ki şu kağıtları hazırlayacaksın. Launch day kartı diye bir şey var. Erlaubnis yani çalışma izni. Bir de kimliğini alacaksın. Hazır tut. Biz patronla konuştuk. Sen de geleceksin. Beraber gideceğiz. Şimdi hiç unutmam o günü. 21 yaşındayım. Aynı zamanda evliyim. Yeni evlendim. Bir macera benim için. Çünkü hiçbir yerde daha çalışmamışım. Hiç kimsenin emrinin altında çalışmamışım o zamana kadar. İlk defa öyle bir tecrübem olacak 21 yaşında ve beni ailece uğurluyorlar. Babam var, annem var, benim hanım var ve babam bıyık altından böyle gülüyor. Ben de diyorum ki acaba neyi sezdirmek istiyor? Bana neden böyle tebessüm ediyor? Saat 20'de arkadaşlar geldiler. Küçük bir Fiesta, böyle daracık bir araba. Ondan sonra 4 kişi sığmış zaten içeriye. Zor sığmışlar. Beni de aralarına aldılar. Araba iyice çöktü ve biz 1 saat bir yolculuk yaptık, tamam mı? Köln'e doğru gittik herhalde. Öyle hatırlıyorum. Köln'e doğru gittik. Arabadan indikleri gibi herkes koşuyor. Allah Allah dedim benim öyle bir tecrübem yok ya bir yerde çalışmadığım için demek ki koşulması gerekiyor. Yani bir yerde çalışıyorsan koşman gerekiyor. Koşmaya başladı herkes. Ondan sonra ben de koşmaya başladım onlarla beraber. Yanımda Akif diye bir arkadaş var o bana yol gösteriyor. Ve onunla böyle koşuyoruz. Halleden halle yani halle ne demek depodan depoya böyle bir de karşılıklı kapılar büyük büyük kapılar var onlar açık içerisi rüzgar tüneli gibi çok esiyor ve o rüzgarların arasında koştuk. Neyse. Allah Allah. Neden koşuyoruz? Ya diyor. Zamanımız diyor. Zaman çok değerli. Saat ücreti zamana göre verildiğinden dolayı yani saat ücreti gibi hesaplandığından dolayı zamanı boşa harcamayalım. Koştuk. Neyse. Vardık hemen. Elimizdeki kağıtları patrona verdik. Aldı onu. Tamam. Kaydetti. Hemen başladı. Ben sana bir şey göstereceğim. Bu çamaşır deterjanlarını kovanın içerisine koyuyorsun ama yanına bir şeyler daha koyuyorsun eşantiyondan ve bunu diziyorsun. Bir palete diziyorsun. Herhalde bir palette 150 tane var. Bunu diyor. Diyor. yapacaksın. Bunu yaparsan diyor, sana diyor 18 mark vereceğiz. Yani 150 tane kovanın içerisinde bir şeyler koyuyorsun, deterjan koyuyorsun, eşantiyonlar bir şeyler koyuyorsun ve diziyorsun ve bunun karşılığında sana 18 mark veriyor. Bana ilk önce kendi işimi yaptığımdan dolayı ağır geldi. Çünkü kendi dükkanım var zaten. Para da kazanıyorum aslında. Saat 18.30'a kadar. Yani saat 9.30'da açıyorum. 18.30'a kadar zaten dükkanda ben öyle çalışmıyorum. Yani öyle koşturmaca yok. Ve para da kazanıyorum yani. Şimdi bu bana birden ağır geldi. E dedim tamam bunu ben bir saatte yapabilir miyim? Arkadaşlar dedi ki biz 3 tane yapıyoruz. Yani bir saatte 3 tane yapıyoruz. E 52 mark kazanıyoruz. 52 mark yani 18 çarpı 3. Biz bu kadar para kazanıyoruz zaten. Dedim ben de o zaman yapabilirim. Dediler ilk günü belki iki tane yapabilirsin. Tamam okey. Hemen başladım. Ama ilk 5 dakika öyle bir yoruldum ki. Öyle bir terledim ki. Hiç hayatımda öyle terlememiştim ya. Öyle bir telaşeyle hızlı çalışıyorlar çünkü. Arkadaşlar çok hızlı çalışıyor. Ben de öyle çalışmamışım hiç hayatımda. Bir köle gibi düşünün. Yani yanından mal kaçırır gibi çalışıyorlar. Neyse ben çok yoruldum. 15 5 dakika sonra bayağı yoruldum. Yarısına kadar gelmedim zaten. Yani bir paletin yarısına ancak geldim belki. Sonra biraz dinleneyim dedim. Dediler yok yok dinlenme. Niye? yok dediler zaman kaybı. Allah Allah 8 saat böyle mi çalışacağız ya? Neyse arkadaşlar. Sonra tabii devam ettim. Fazla dinlenemedim. Yani belki yarım dakika dinlenmişimdir. Yarım saatte bir paleti bitirdim. Ama bayağı da yoruldum. Sonra ikincisini yaptım. Bir saatte iki tane yaptım. Aradan biraz zaman geçti. 4 saat geçti. 4 saatte kaç tane? 36 Mart'tan hesaplayın 120 küsür para kazanıyorum. Bunun büyük bir kısmı tabii launch var. Vergiye de gidiyor. SSK yani AUK'ya gidiyor. 120 mark geliyor ama 120 markın 50'si sana kalacak. Diğerleri hep vergiye gidiyor. Öyle düşün. Yani kölelik sistemi bu. Bana öyle geldi. 4 saat sonra namaz vakti geldi. Namaz kılmamız gerekiyor. Nerede kılacağız? Dediler hadi biz de kılıyoruz namazı. Beraber gidelim. Koştuk şimdi. Yine aynı yoldan 15 dakika koştuk. Koşuyoruz ama yürümüyoruz. Hız 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 hızlı abdest aldık hızlı hızlı namaz kıldık dedim bunun manası kalmadı ki bu namazında. Hani neden böyle hızlı kılıyoruz? Neden böyle abdest alıyoruz? Arkadaş hiçbir şeyin kıymeti yok ki burada. Neyse dediler işçisin. Onların emrinin altındasın ve onlar ne diyorsa yapmak zorundasın. Kılma derlerse kıl Diyeceksin. O kadar özgür değilsin sen bu senin dükkanın değil ki burası dediler bana gerçekten ağır geldi yani özgürlüğümün kısıtlandığını hissettim orada dedim ki ya ben bu hızda bu kadar gayretle çalışırsam zaten birkaç seneye Mark milyoneri olurum o zaman Mark vardı tabii 1995 yılında Mark yılıydı ve ben Mark milyoneri olurum yani kendi dükkanımda bu kadar enerji harcarsam milyoneri olurum zaten dedim aklıma o geldi yani vesvese bir çeşit iyi vesvese yani ilham geldi. Dedim arkadaşlar ben bu kadar yapabiliyorum. Yani 4 saat ancak çalışabildim. Ben çalışamayacağım dedim yani. Devam edemeyeceğim. Siz 8 saat çalışın. Ben burada otururum. Ondan sonra baktım onlar da çok yorulmuş. Onlar da istemiyorlar. Biraz da esnek davrandılar. Dediler tamam biz de bırakalım. Zaten geç oldu. Yarın kimisinin imtihanı var. Kimisinin bir şeyleri var. Neyse bıraktık arkadaşlar. Ben çavuşun yanına gittim. Kağıtları istedim. Tekrar geriye isteyince şaşırdı adam. Neden dedi. Daha yeni başladı. 4 saat dedi. Az değil mi dedi. Yani neden bırak beni? Dedim ki ben bu enerjiyi kendi işime harcarsam birkaç senede milyoner olur. Ve bu benim hayatımı kısıtlıyor. Yani ben burada çalışırsam istediğim gibi hareket edemem. Yani sen devamlı bana bir şey söylemek zorundasın. Sen devamlı bana emir vereceksin. Ve ben senin kölen olacağım. O yüzden buradan ayrılıyorum. Ben bu kadar çalışabildim. Bana bu kadar yeter. Ve ömrümün sonuna kadar ben bu bakış açısıyla yani bu tecrübeyle bir yerde çalışamam dedim. Adamdan kağıtları aldım ve eve var vardığımda herhalde gece bir filandı. Gece bir de normalde herkes yatıyor evde ama babam, annem ve benim hatun ayakta beni bekliyorlar. İçeriye girdim. Ondan sonra tebessüm ettiler. Güldü. Bilhassa babam çok tebessüm etti. Güldü yani babam. Dedi ki oğlum dedi ben seni daha erken bekliyordum dedi. Daha erken geleceğini tahmin etmiştim. Nasıl oldu? Sen nasıl dayandın dedi. Nasıl dedi bu kadar süre sabır edebildin? Niye baba dedim? Çünkü dedi bir kere kendi işinin patronu onu başka bir yere çalışamaz dedi. Sen dedi hani blood gelek diyorlar. Sen bir kere tadını aldın. Kendi işinin tadını aldığın için kendin para kazandığından dolayı nasıl kazanıldığını bildiğin için başkalarının emrinin altında çalışman çok zor. Sen 5-6 saat sonra geldin yani 4 saat çalıştın ama yolculuklarla beraber normalde daha erken gelmendi. Nasıl bu kadar uzun sürdü diye babam bana öyle soru sormuştu ve gerçekten ben hemen ertesi günü dükkanıma gittiğimde 450 elle sarılmıştım. O yaptığım ticaretin kıymetini bildim ve hemen dükkanı revize ettim. Yani tamamen içerisindeki tezgahların yerlerini değiştirdim. Dışarısını boyattırdım. Minibüsüm vardı o zaman Sprinter'in eski modeli 208 diye bir şey vardı. D208 Mercedes minibüs. Onu hemen boyaya verdim. Sarıydı araba. Türk yine boyattırmak için vermiştim. Her şeyi yeniletmek istedim. Ve yenilettim gerçekten. Yani dükkanın boyası, arabanın boyası olsun. O zaman arabalar boyanıyordu, veriyordun. Ara arabaları, kaportasını boyuyorlardı. Neyse arkadaşlar, tamamen o 4 saatlik tecrübeyle bakış açım tamamen değişmişti. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan insanların en büyük özlemi kendi işinin patronu olmak. Yani özgür olmak için, kölelikten kurtulmak için bir çeşit kendi işlerini kurmak istiyorlar. Bu Avrupa'da yaşayan insanların gerçeği sevgili arkadaşlar. Tamam, iş yerini kurdu, kendi işinin patronu. Yetiyor mu? Yetmiyor mu? Niye? Çünkü kazandığın büyük bir kısmını vergi olarak vermek zorundasın. Yani apgabelerin çok oluyor. Sosyal fizik ürünlerin çok oluyor. Kanken kası, stoyaların yani Merve ştoya, Aynkomu ştoya, Köpeşaf stoya, Gembağın varsa birçok ödemelerin oluyor. Ama bunu da nasıl yapacağını öğrenirsen, kendini yetiştirirsen, yani eğitimlere katılırsan, kurslara katılırsan, seminerlere katılırsan bunları da bildiğinden dolayı çözebiliyorsun. Senin için çok kolay geliyor. Böyle balıklamada atlamayacaksın, sazan gibi atlamayacaksın kalmayacaksın. İlk önce kurslarına gideceksin. Öğreneceksin. Öğrenmeden araba süremiyorsun ki. Yani şoför okuluna gitmeden araba sürmeye kalkışırsan arabayı çarpacaksın. Yani sen de hiçbir seminere katılmadan, kendini geliştirmeden, hele kişisel gelişim yapmadan kendi işinde yürümeye çalışırsan batacaksın demektir. Çarpacaksın o arabayı. Dolayısıyla biz yıllardan beri, 30 seneden beri hep aynısını söylüyoruz. Aynı şeyleri anlatıyoruz. Ne diyoruz? Bizim kitlemiz zaten gurbetçi, iş adamı, işveren, lider, yönetici bunlara tabi ediyoruz. Bakın diyoruz onlara sizler kendi işinizde başarılı olmak istiyorsanız, yöneticilik yapıyor veya liderlik yapıyorsanız ve bu konuda daha iyi yerlere gelmek istiyorsanız kendinizi geliştirmek zorundasınız. Kendinizi yetiştirmek zorundasınız. Bu da ancak ve ancak kişisel gelişimle oluyor. Bir mentörlük programıyla oluyor. O yüzden biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza, grubetçilere, iş adamlarına, işverenlere eğitimler veriyoruz. Programlarımız oluyor. 3-5-6 aylık veya 1 yıllık eğitimlerimiz oluyor. Mentörlük programlarıyla onlara ne yapıyoruz? Çözümler üretiyoruz. Onların daha hızlı, daha kaliteli ve sağlam emin adımlarla hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olduk yıllardan beri ve yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bu konularda. Evet hocam tamam ben de bir şeyler yapmak istiyorum tamam mı? Yani kendi iş yerim var, işverenim, liderim, yöneticiyim veya herhangi bir konuda iyi bir statüdeyim, iyi bir konumdayım fakat arabayı çarpmak istemiyorum bir çeşit. Yani kaza geçirmek istemiyorum, kafayı duvara çarpmak istemiyorum, daha başarılı olmak istiyorum Diyor sen o zaman benimle iletişime girebilirsin. Peki benimle iletişime girdikten sonra ne oluyor? Yani bir ön görüşme için aşağıdaki linke tıklayıp form dolduruyorsun gönderiyorsun. Ondan sonra sana bir yol haritası çıkarıyoruz. Sana diyoruz ki bir çeşit reçete. Bak bu adımlarla gidersen sağlam gidersin. Arzuduğun hedefine ulaşırsın. Gösteriyoruz yol haritası ile strateji belirleyerek yol gösteriyoruz. Yol haritası çıkarıyoruz ve insanlar o programlara katılarak individüel programlar hazırlıyoruz. Tabii kişiye özel olarak hazırladığımız çözümlerle onları daha başarılı, daha huzurlu, daha bereketli hayata sahip olmalarına vesile oluyoruz. Yani ailelerine daha fazla zaman harcayabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, gönderin. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin ilerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. Mailcoaching.com